Adınız kaderiniz olur mu? Taşıdığınız adın enerjisinin olduğunu ve bu adın içindeki her bir harfin de enerjisel değerinin olduğunu biliyor muydunuz? Yaşamınızın her anında, her alanında sizin hayatınızı adınızın nasıl etkilediğini bilseniz anlatacaklarım çok ilginizi çekecektir. Bir insan için en önemli şey ömür boyunca herkes tarafından kendisine nasıl hitap edileceğini belirleyen isim. İsminiz kaderiniz olur. Anne ve babalar çocukları dünyaya gelmeden önce ona ne isim vereceklerini düşünürler, araştırırlar. En güzelini, en anlamlısını, en kulağa hoş gelenini çocuklarına koymak isterler. Ancak çoğu zaman vermek istedikleri isimlerin taşıdığı enerjisel değerleri ne anlama geldiğini ve çocuğunun kaderini nasıl etkileyeceğini bilmeden isim koyarlar. Anlamı ağır olan isimlerin yaşam üzerindeki etkileri hem işlere hem ilişkilere yansımaları vardır. İsimler bir nevi pin kodu gibidir. Hayatımız boyunca bize konan isimle bilinip tanınıyoruz ve ismimizin her söylenmesinde o enerji daha da güçlenerek aktifleşiyor. İsimlerin taşıdığı anlamlar ve içindeki harflerin enerjisi o kişiye bu isimle her hitap edildiğinde tekrar tekrar titreşim halinde harekete geçer. O enerjiyi aktifleştirir. Ve ismin titreşimi o kişi üzerinde aktifleşen bir enerji yaratarak hareket halinde eyleme dönüşür. Sadece ismin anlamı değil, isimdeki her harfin de bir enerjisi aynı etkiyi gösterir. İsmin ve soy ismin içinde bulunan bu harflerin kaçar tane olduğu, başta ya da sonda olup olmadığı da önemlidir aslında. Örneğin ateş, afet, kaya, kader, dursun, yeter, savaş, tunç, mecnun gibi isimler. Sarp, ares, bu isimlerin enerjisel titreşimleri o kişilerin hayatlarını zora sokabilir. İsmi kader olan birinin, isminin anlamındaki ağırlık hayatında zorlu bir mücadeleye, inişli çıkışları olan acılı, melankolik bir hayata yansıma yapabilir. Ya da ismi kaya olan birine her seferinde kaya diye seslenildiğinde bu ismin enerjisinin aktifleşmesi onun hayatında daha sert ve zorlu bir mücadelenin yansımasını yaratabilir. Siz de adınızı gözden geçirin derim ve hayatınızdaki yansımaları mutlaka değerlendirin. Bu konuda belki siz adınızı değiştirmek bile isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza isim koyarken ölmüş herhangi bir yakınınızın ismini koymanız, o ismi taşıyor olması bile o isimle ya da o kişiyle karakteristik özelliğiyle beraber o kişinin kadersel benzerliğini de yaşamına kabul etmiş oluyorsunuz. Bunu bilin. İsmin kaderle bağlantısı var. Öncelikle anlamı ile ayrı etkeder. İçindeki her harf ve titreşimiyle ayrı etkeder. Her harfin rakam değeriyle de ayrı etki eder. Bu üçünün toplamından ortaya çıkan durum ise kaderimizin gizemli kapısının anahtarı yani pin kodudur. Harflerin enerjisini öğrenip kendi adınızı analiz edebilir, hayatınızı daha farkında olarak şekillendirebilirsiniz. Bir çocuğa isim verirken genellikle hangi harfler dikkate alınmalıdır? Bunu dikkate alırken ailenin içinde bulunduğu özel durumu bilerek İsim seçmek çok önemli. Geçmiş kuşaklarda ailenin soy ağacındaki ataları ve bugünkü hayatta olanların yaşamlarını, kader döngülerini incelemek ve bu döngüyü değiştirecek ismi, doğru ismi seçmek gerekir. Aslında hiçbir harfe tek başına iyi ya da kötü anlam içeriyor demek doğru değildir. Çünkü hepsinin ayrı ayrı enerjisel değerleri vardır. Bazı harflerin Ü, Ö, G gibi frekansları daha düşük olduğu için ismin içinde bu harfleri bulunduran kişinin frekansını düşürür. Anlamı zor olan isimlerin kadersel yansımaları da zordur. Peki bu düzeni değiştirmek için verilen ismi sonradan değiştirmek kaderi değiştirir mi? Evet, değiştirir. Kişilerin isimlerini değiştirmesi kader döngülerinin değiştirmesine neden olur. İsmin enerjisi değiştiğinde kişinin frekansı yeniden düzenlenir. Evlenince değişen soyadının bile kadere etkisi vardır. Evliliklerde kader birliği ve karma birliği vardır.
evlenerek hayatınıza aldığınız insanın enerjisiyle aynı frekansta eşitlenmeye çalışırsınız. Soyadı değişimi enerjinin değişimine neden olacaktır. Eşinizden aldığınız soyad frekans farkı yaratacaktır. Titreşiminizi etkiler. Evlendiğiniz insanın hayatına ve getirdiği enerjiye bakarak bu etkiyi anlamanız mümkündür aslında. Bazen iki soyadının birlikte kullanılması iyiken bazen olumsuz bir titreşim ve frekans yaratabilir. Bu kişiye ismi ağır geldiği takdirde zaman içerisinde ikinci bir isim eklenebilir ya da ismi tamamen değiştirip yeni bir ad konabilir. İsmin başladığı ilk harfin enerjisi önemlidir. Sesli bir harfle mi, sessiz bir harfle mi başlıyor? Sesli harfle başlıyorsa ve sesli harflerle bitiyorsa sizi daha yüksek enerjili, daha yüksek performanslı bir güce sahip kılar. Eğer sessiz harflerle başlayıp bitiyorsa bu durağan bir enerji demektir. Akışının zorlandığı bir durum yaratır ve daha çok çaba göstererek enerjiyi harekete geçirmeniz gerekebilir. Hiçbir şey sizin için kolaylıkla olmaz. Adınızın harflerine göre enerjisel değerlerini tablodan görebilirsiniz. Adınız A ile başlıyorsa, A ile başlayan isimlerde veya soy isimlerde kendinden emin, kararlı, mantıkları ön planda, otoriter tavırlarındaki özgüven ve kararlılıkla denge vardır. Rehber ve yol göstericidirler. B harfiyle başlayanlarda ise daha hassas, daha naif, daha ince fikirlidirler. Duygusal ve ruhsal zekaları daha yüksektir. Dost canlısı, fedakar ve vericidirler. En iyiyi ve en mükemmeli yapmaya odaklıdırlar. İlk harfi B olanlar hayatta karşılaştıkları fırsatlara karşı temkinli yaklaşırlar. Ağır hareket eden bir enerjiyle inceleyip sık dokuyan ve bu şekilde işe başlayan kişilerdir. Adınız C ya da Ç ile başlıyorsa ya da adınızda çoklukla bu harfler varsa çok fazla yeteneklere sahipsiniz demektir. Çok yönlü, neşeli birisiniz. Yüksek potansiyele sahipsiniz. Attığınız her adım size şans olarak döner. Bazen katı kuralları olan, sabit fikirli eylemler içinde olabilirsiniz. Birçok çözüm yolu varken kendi bildiği doğrudan şaşmam diyen bir karakter olabilirsiniz. Adınız D harfiyle başlıyorsa ya da içinde çoklukla bu harften varsa dengesiniz, dengelisiniz. Ruhsal ve duygusal zekanız, aklınız, mantığınız birbiriyle örtüşüyor. Sevecen, şefkatli yapınız, etrafınızdaki insanlara şifa kaynağı. Başladığınız her işi sorumlulukla ve başarıyla sonlandırırsınız. Adınız E harfiyle başlayıp ya da bu harf adınızın içinde çoklukla varsa, E harfi sosyal alanlarda kendini ifade etmeyi seven, sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanmayan, popüler karakterlerdir. Vizyon kurmada ve öngörüde farkındalıkları yüksektir. F harfi. F harfi yüksek bir frekans içerir. Etraflarına ışık saçarlar. Frekansları düştüğü zaman ruhsal anlamda derin diplere kolaylıkla düşmeye meyilli olabilirler. Ama kolaylıkla toparlarlar. Doğal bakıcıdırlar. Çocuklara, hastalara, yaşlılara şefkatle yardım ederler. G ya da yumuşak G harfi adınızda varsa ya da bununla başlıyorsa, her detayı hesaplayan, yaratıcı zekaya sahip olan, her şeyin en iyisini isteyen bir kişilik modeli yaratır. Çalışmayı ve çalışkanlığı seven, üretken insanlardır. Hangi şeyle atarlarsa atsınlar, orada üretmeyi ve çoğaltmayı hedeflerler. Durağanlık onlara iyi gelmez. Kendi yolunda ilerleyen, kimseyle bağdaşmayan bir yönleri vardır. H harfi adınızda varsa ya da bununla başlıyorsa genelde iş hayatında başarılı, iş zekası yüksek ve sebatkar insanlardır. Azimle başladıkları her işi kararlılıkla sonlandırırlar. Sorumluluk bilinci oldukça gelişmiş kişilerdir. Adınız İ harfiyle başlıyorsa ya da İ harfi çoklukla varsa duygusal zekaları yüksek, merhametli, paylaşımcı, almaktan çok vermeyi hedefleyen fedakar insanların enerjisine sahiptirler. Başladıkları işi bitirmeden yeni işleri de başlatabilirler. Aynı anda pek çok işle ilgilenebilirler. Çoklu zekaya sahiptirler. Adınızda J harfi varsa. Liderlik özellikleri çoktur.
her konuda öncülük yapmayı, yol göstermeyi, rehberlik yapmayı, hayatları boyunca görevleri olarak bilirler. Kontrol etmeyi severler. Genellikle kendilerinden çok emindirler. Atılgan ve cesur izlenimleriyle her işte en önde onlar koşarlar. K harfiyle başlıyorsanız ya da içinde bu harften varsa hiçbir zaman kendilerini hayatlarının merkezine almazlar. Onlar için varsa yoksa başkalarına yardımcı olmak ve adanmak, sahip oldukları potansiyelleri, inandıkları muhteşem başarıları tamamen insanlığın iyiliğine sunan insanlardır. L harfi. Adınızda L harfi varsa ya da L harfiyle başlıyorsa, dost canlısı, hayırsever, iyi niyetli insanlardırlar. Son harfinde varsa yaratıcılık ve yetenekleri iyi ifade edebilen, başladıkları işi kolaylıkla bitirebilen kişilerin isim enerjisini taşırlar. Adınız M harfiyle başlıyorsa ya da içinde M harfiyle çoklukla varsa, iletişim ve ilişki konularında başarılısınızdır. Hitabet güçleriniz çok yüksektir. Sözleri ve konuşmaları ikna edicidir. Romantik ve duygusal ilişkiler yaşamayı severler. Bir projeye başlarken kendinden emin ve zekice adım atarlar. Başladıkları işi zekice ve sorumluluk bilinciyle tamamlarlar. Adınızda ne harfi varsa, neyinin enerjisi, sahip oldukları potansiyeli iyi yönetirlerse etraflarına faydalı olurlar. Ama iyi yönetemediklerinde sıra dışı aykırılıklar hayatlarında zorluklar yaratır. Kural dışı olmayı severler. Birçok işe ilgi duyarlar. Yeni bir işe başlayınca eski işten sıkılıp onu yarım bırakabilirler. Şefkat duyguları çok yüksektir ama mantık ve matematik ticari zekaları da oldukça yüksektir. Bu konularda son derece başarılıdır. Ticaret işlerinde başarılı olurlar. Adınız O ya da Ö harfiyle başlıyorsa, bu harflerden çoklukla varsa, bu harfin enerjisi içe dönük, kendi içinde yaşamayı, içsel huzuru kendi içinde bulmayı hedefleyen özelliğe sahip kişilerdir. Bazen ben merkezci davranabilirler, kendilerini ön planda tutarlar, başkalarının ne düşündüğünün çok önemi yoktur. Risk almak konusunda sabırlı, kendinden emin ve çok dikkatli adım atarlar. P harfi. P harfi adınızda varsa ya da adınızın içinde bu harften çoklukla varsa, P harfinin isim enerjisi sadece kendi bakış açıları ve kendi algılarıyla yol alırlar. Uyum ve ahenk onlar için çok önemli değildir. Kendine güvenen kişilikleri yansıtırlar. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşça kalın.